derinlik ve algı şunu gösteriyor. Burada bir de hazine var. Adamlar masa yapmışlar yerlere bak. Bildiğin taşlar antik kentten bozma. Nature'la Travel ailesi, herkese selamlar. Bugün Nat Gezi ekibi olarak Trabzon'un Maçka ilçesinin bir buzul gölü olan Çakır Göl'e gidiyoruz. Yaklaşık 2500 rakımda bulunduğu söyleniyor. Yolları aşırı bozukmuş. Biz de ilk kez gidiyoruz. Hani yolu bulabiliriz, bulamayız bilmiyoruz. Ama Trabzon yaylalarında avucunun içi gibi bilen Murat abi bizle. Murat abi, Murat abi kameraya hiç poz vermiyor. Ben yokum. Ben yokum. Şimdi Maçka'ya geldik. Sabah şu an saat 7.30-8 arası. Trafik olmadan gelmeye çalıştık. Trabzon'u herkes artık yavaş yavaş öğrendi. Her yerde trafik var. Yayla gezilerinde özellikle sabahları yola çıkın. En azından şehir içinden hızlı uzaklaşabilirsiniz. Ve yaylanın serinliğini hissetmeye başlarsınız erkenden. Trabzon yaylalarını bilmeyenler için, Trabzon'da diğer yaylalar için aynı şey. Yanınıza bir tane mont almayı unutmayın. Bu Temmuz, Ağustos ayı da olsa fark etmez. Aşırı soğuk olabiliyor. Çakırgöl ile ilgili birkaç bilgimiz şöyle ki, yani internetten edindiğimiz bilgilere göre ve şu an yolda yaklaşık olarak bir 15-20 dakikaya Trabzon merkezden zaten Maçka'ya geliniyor. Maçka'dan sonra da ama böyle trafik yoksa. Trafik yoksa sabah geldiğimiz için. Şimdi navigasyonla çıkarsanız navigasyon doğru gösterdiğini kabul ediyoruz. Biz de şimdi navigasyonla ilk kez çıkıyoruz. Yaklaşık olarak 1 saat gösteriyor Maçka merkeze. İşte 35-40 kilometre arası. Tabi yol bir zaman sonra bitecek diyorlar. Hani yol bozuk, yola gireceğiz diyorlar. Bakalım, biz de ilk defa deniyoruz. Hani arazi aracıyla gitmeyi tavsiye ettiğimizi söyledik. Hani bize de öyle dediler. Hatta boş verin gitmeyin dediler ama bakalım gidelim neler göreceğiz. Olmadı. Döneriz yani. Yapacak bir şey yok. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız anlayın ki navigasyon doğru söylemiş. Ve bu ara buraya çıktı demektir. Maçka hani ilçe olarak bilinen bir yer Trabzon'da ve çok fazla tarihi gezilecek yeri de var. Doğal güzelliği var. Hani Maçka deyince, Trabzon deyince belki de Sumele Manastırı bir geliyor aklınız ama bizim için daha önce aslında daha iyi yerlerden bir Vazelon Manastırı. Kesinlikle. Vazelon Manastırı Sumele'den çok daha eski bir manastır. Hatta şöyle biliyoruz. Vazelon Manastırı'ndan elde edilen gelirle Sumele Manastırı yapıldığını biliyoruz. Kuştur Manastırı var bir de. Tabii. Zaten bölgenin bilinen en büyük üç manastırı Kuştur Manastırı, Vazelon Manastırı, Sumele Manastırı. Şu an sadece Sumele Manastırı tadilat yapılıyor. Yaklaşık 20-30 senedir. Bitmeyen bir tadilat var. Hala da sadece %10'u mu %15'i mi açıldı? Vazelon Manastırı ve Kuştur Manastırı ne yazık ki harabe halinde. İçlerinde ağaçlar büyümüş, duvarlar yıkılmış, işte dışarıdan gelen insanlar sağına sola yazmış, parçalamış vesaire vesaire. Hatta yolda da tarihidir. Soralım. Selamünaleyküm. Usta biz Çakırgöl'e gidiyoruz. Ne taraftan gidiliyor biliyor musun? Navigasyonda gidiyoruz. Çakırgöl'e ben de kaybederim buralı olmama rağmen. Navigasyon veriyor. Cami Boğazı'na çıkın. Tamam, buraya kadar biliyoruz. Orada tesisler var zaten. Ona sorun, oradan sola giriyorsun ama. Sola. Oradan sonra işte yollar biraz sıkıntılı. Ya bulur herhalde, sıkıntı yok. Ama ilk hedefiniz Cami Boğazı olacak. Cami Boğazı'na kadar gideriz. Var zaten. Cami Boğazı'na gidin, orada tesisler var. Sorun ki Çakırgöl'e nasıl gideceğiz, onlar tarif edersin. Tamamdır. Sağ olasın. Eyvallah. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar Altındere Vadisi'ne girdikten sonra iki tane geçiş noktası var. İlk geçiş noktasında birinci ücreti vereceğiniz yerde sizi durduruyorlar. Normalde Sümele Manastırı'na gidecekseniz ücret ödemeniz gerekiyor. İlk durdukları noktada eğer derseniz hayır biz Sümele Manastırı'na değil Çakırgöl'e gidiyoruz derseniz ücret ödemeden Milli Park'a girebilirsiniz. Daha sonra ikinci nokta karşınıza çıkıyor. Burada da Tıra Park, yani Trabzon Park alanı var. Yine normalde Sümele Manastırı'na gidiyorsanız araçlarınızı oraya bırakıp Sümele Manastırı'na dolmuş hattıyla, hatta burada bir dolmuş hattı seferi kurmuşlar. Evet. Kendi arabanızla Sümele Manastırı'nın dibine kadar gidemiyorsunuz. İşte bir 5 ya da 7 liraydı sanırım geçen sene de, bu sene kaç para bilmiyorum. Dolmuşta gidip gelebiliyorsunuz, yani bir dolmuş parası var orada. Oraya da geldiğinizde derseniz ki yine Çakırgöl'e gidiyoruz, yine ücret ödemeden Milli Park'ın içinden devam edebiliyorsunuz. Yani bunlar önemli çünkü sadece Çakırgöl'e gelmek için para ödemenize gerek yok. Şimdi bunu şöyle suistimal edenler var. Adam Sümele Manastırı'na geliyor ama diyor Çakırgöl'e gidiyorum, 5 lira daha vermeyeyim diye, 20 lira daha vermeyeyim diye ama evet. Zaten ikinci noktadan öteye kendi arabanızla gidemiyorsunuz diye, bırakmazlar. Normalde bu hatta araba çalıştırmıyorlar şu an bizim girdiğimiz yere, dolmuşlar çalışıyor sadece. Onun için başka bir yalan bulmanız lazım. Onu da keşfederiz. Nasıl bir yalan bulacağımıza dair.
Şu anda Sümele Manastır'ın tesisler bölgesindeyiz aslında. Sağ tepede Sümele Manastır'ı. Yolculuğumuzun ilk aşamasını tamamladık. Sümele Manastır'ına vardık. Şimdi asıl amacımız tabii Sümele Manastır'ına gelmek değildi. Buraya kadar yol zaten bilinen, navigasyonda da çok rahat bulacağınız yer. Sümele Manastır'ı gezisini ayrı bir gün yapacağız ama amacımız Çakırgöl'e çıkmak. Sümele Manastır'ın ters istikametine doğru devam edeceğiz. Buradan sonraki yolu bilmiyoruz. Yolun bozuk olduğu söyleniyor. İşte buradan sonrası bizim için macera olacak. Hadi başlayalım. Oradan. Köprüden karşıya geçsin. Çakırgöl diye tabanilere yazıyor zaten. Oradan çözersin. İyi tamam, sağ olasın. O biraz mızarcı olur o zaman. Evet. Hadi görüşürüz abi. Güle güle. Şu an güzel bir yerdeyiz. Solumuzda güzel bir Menderes var. Şu aşağı geldiğimiz yol. Şu aşağıdan geldik biz. Burada yol ayrılıyor. Santa Harabeleri ve Taşköprü yerlerine bu taraftan gidiliyor. Biz mesela Santa Harabeleri'ne, Taşköprü yerlerine gitmiştiğimiz var. Ama buradan bağladığını bilmiyorduk mesela. Güzel bir şey oldu. Ben buraya gelip böyle kamp yapıp buradan Çakırgöl'den Santa Harabeleri'ne ve Taşköprü'ye gelirse geçebilirmişiz. Cidden ama çok güzel bir manzara var burada. Şeye benziyor. Ordu'nun Perşembe'de Aybars Yaylası var. Orada Menderes yeri var. Şu an bana burayı, burası orayı hatırlattı. Şöyle Menderes'e doğru indik. Taşa bak, taşa gel gel. Vay. Adamlar masa yapmışlar cidden bak. Yemin ediyorum. Bak dört tane taş masayı da tam koymuşlar. Abi muazzam ortam ya. Bence bu suda, ooo bak suyu ölçüyorum. Bak derecesi 3.5 Fahrenheit. Abi çok güzel ya. Aman engin otursun. Ne yaptılar çok diye. Çok güzel ya. Sonra şeyi baktım, dörtte taş koymuşlar etrafına. Yancının bile. Basılar çok iyi ya. Abi etrafını bir göster abi ya. Şöyle bir geçelim oradan. Masaya basma Nimet. Nimet'e bastım. Hop. Yalnız masa sallanıyor. Şöyle göstereyim. O da ayak izi. Masayı yapmışlar yani, orada şey değil. Abi taş diye kurbağa yazmış. Nasıl taştan bu? Ya eğildim, tamam atladım. Arabada termometre buldu. Ölçelim bakalım su kaç derece. Benim 3 aylık bir güzel kızım var, İpek Hanım. İpek Hanım'ı buralara getireceğiz. Onun malzemelerinden her zaman arabada bulunur. Şimdi bakalım kaç derece. Ben demin böyle 3.5 derece dedim ama. Ha, gel masaya basalım. Şey böyle. Ha işte. Ölçüyor büyük de. Ama ihtimalle yani insan vücuduna göre alıştığı için şey demeyecek. Bir derece bulamayabilir. Low diyor, ölçmüyor. Belli bir derecenin altını ölçmüyor herhalde. Arazi 4 çeker he. Ha 4 çekerse gidersin. Ha bu koyunların ha buradan da kesersin bak. Orada var ikide çıktık mı? Hamura vurduğunla da kalırsan bana deme ki. Şeyden değil. Nerede şap? Arazide mi geçtin bana mı? Araziden he ha buradan bakalım. Orada yol var yukarıda. Yukarıdan aşağı bir yol eniyor. Tamam. Oradan geçebilirsin. Oradan öyle dolanır o direğin oradan. O yana geçtin mi? Oradan bak araba yolları var. Tamam oradan. Yani arazili araba yolları. Ben sana onun için sordum. Arazili değilse araba. En doğrusu ne yaptın? En doğrusu oraya, en hava aşağı. Oradan at oraya. O evlerin geri tarafından o dost var ya orada. Dost mi ne var orada? Bir araba var.
Kamyon. Kamyon. Geri evlerin oradan he. Evlerin oradan. Onun arka tarafından öyle oradan yukarı yol gidiyor. Tamam oradan dinleyelim. Tamam artık orada. Araba... Hava yağmurdur batar mı? Gene vurmayın buraya. Tamam. Eyvallah abi. Sağ olasın. Birinci deneme başarısız. İkinci deneme başarısız. Engin, sağdan vurabilirsiniz. Sağdan abi. Nereye bağlanacağız acaba? Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyoruz? Gidemediğin yol senin değildir. Şimdi lastiklerimiz aslında yaz lastiği. Tamamen dolmuş. O yüzden çıkmadı. Yoksa bu aracın oraya çıkabileceğini düşünüyoruz yani. Şu dişli kalmamış zaten. Tamamen şey olmuş. Çamurlaşmış. Yoksa çıkardık. Ama çıkamadık. At sıçamayınca arpaya kapağı buldu. Geldik. Ana geldik lan. Rakım 2553. Abi dört geçtiğine göre. Yüzeceğiz mi abi burada? Çok da büyük bir... Kılmış oraya kadar git. Önümde taş varsa görmüyor ben görüyorum. Yok yok abi git görüyorum diye diyorum sana. Abi düz devam et. Düz sağlı git. Abi de kalın. Göle geldik. Klasik yine Buzul Gölü. Yine sis. Sisten dolayı göl gözükmüyor. Biraz derinlik için ben baktım buraya taş attım. Gibi aslında derinleşen yerler sanırım 10 metreye var. Etrafı da yaklaşık 1800 kilometreye yakın sanırım. 1800 kilometre mi? 1800 metre. Senin bilimini. Şimdi gölün aslında karşı tarafı fiyort mu deniyordu şöyle kayaların kesin durduran yere? Çok bilmiyorum. Ya bilenler altı yazsın. Fiyortlar var yani. Böyle hatta orada bir tane şelale var. Göle şelale akıyor. Çok güzel bir. Hatta şelaleden atlanıp yüzülür gibiydi. Ama maalesef soğuk. Yani yapamayacağız. Yani biz şort havlu aldık geldik ama. Yani direkt intiharla eşit yer yani. Yani. Şurada arabayı bile göremiyoruz. Mesela şurada beyaz güzel piknik kamp alanları var ama. Şöyle göstereyim şurada. Bir yerde var. Aklınızda bulunsun. Buzul gölleri çok güzel. Özellikle biz yüzmeyi çok seviyoruz soğukta ama siz yani %50-%60 ihtimal hangi mevsimde gelirseniz gelin.
Yaklaşık 2300 rakım diyor uygulamalar bize. 2450 burada... galiba. Uygulama işte tepe var, burası var, değişiyor biraz. En güzel aslında şurada karpuz, gel karpuza. Burada karpuz en güzeli işin. Gölde karpuz var. İşte karpuz suya düştü mü yenir, denize düştü mü ya. Etrafta iki tane de kamp yapan aile var. Bizden başka bir üçüncü yani aile grup sayılalım. Aslında çok az insan var ama aşırı çöp var. Yani ben aşırı çöp var derken daha çöplü yerler gördüm ama buraya göre oranlarsak yani bu kadar çöp olmaması lazım. Yani bu kadar zor yolla geldiğin yeri yani bunu buraya bırakıp da bunu buradan kim alacak? Bu arabana geri gitti yani. Yani ilginç. Ama neyi çekiyoruz şu an? Neyi çektiğimiz boşluğu çekiyoruz. Şey vardı ya bu. Sırlar dünyası. Aynen kapsıyor. Yavrum gel. Sıkıntı şu. Gölünüz hep sağınıza yakın tutun. Siz kalktı. Biraz önceki turda biz kaybolduk. Gölden uzaklaştık. Niye ki? Gölden yükseleceğiz. Sanıyoruz ki göl burada. Bir baktık. Neredeyiz? Yok göl. Bir daha döndük geldik. Tarih söyleyeyim mi? Temmuz olduğunu söyleyelim. Şimdi yayın tarihi değil ama Temmuz Ağustos ayında burada. Temmuz sonlarındayız şu an yani. Soğuk. Bize göz kesildi. Çok soğuk yani. Göz. Biraz önce Murat abiyle giderken define olabileceğine dair bir define taşı bu. İşaret oğlum, taşı. Boş ver ya. Millet gelecek buraya sağa sola. Açıklama. Evet define arıyor. İşaret taşını bulduk. İşaret taşında da işaret oturağı vardır. Normalde burada taşı oturursun, karşına alırsın içimi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman birkaç şey anlatayım mesela define ile ilgili. Anlatsam mı anlatmasam bilemedim. Gelecek anlatma oğlum. Yaklaşık böyle 100 metre sonra o define taşına geleceğiz. Oyuğa. Oyukların aslında daha önce harita hazırlığı uğraşanlar bilir. Hepsinin bir anlamı var. Bak ben burada. Şimdi şu mermiye bir şey demem. Hani niye demem? Adam gelmiş mermi atmış mallığına bırakmış bunu. Tamam hadi bu bir şey. Karton bardak ne? Mermi atan adamı mal der. Hayır mermi atmış bir de buraya bırakmış. Ben de mermi atıyorum buraya bırakıyorum bunu. Bunu standart her türlü mal gelip buraya bırakabilir. Her türlü insan içebilir. Nasıl bir vizyon yani gelip burada. Bunun üşenmemi çarşıdan buraya gidiyor. Bak gel devam. Bak denk geliyor ya. Bak kapak. Ha bunlar alkol şişesi kapakları. Ha bunlar şeyler. Tüfeklerin arka fişekleri var. Onlar için fişek doldurmuşlar burada boşaltmışlar. Devam. Devam. Reyonumuz geniş. Evet. Oo bakalım fişekler bir tane. Fişekler dolu yine. Ne bu? Kuşlu çekirdek. Evet orada bir tane daha var. Evet. Talex kutusu. Ya. Vallahi tamam, diyorum ya bu nasıl bir kafa ya. Şunu şuraya evet. Gelip. Tavuğu yemiş. Kafeyi de içmiş, gitmiş. Ha yine bir kamp ateşi yakmışlar. Yürü müsün gelelim. Az önce Serdar bir işaret taşı demişti. Onun yanına geldi. Şimdi defineciler bilir. Genelde işaret taşları iki temel unsurdan oluşur. Birincisi oyuk. Bizdeki oyuk derinlik ve algı şunu gösteriyor. Burada bir de hazine var. Ama hazinenin ilk oturak taşını bulmamız lazım. Yani oturak taşı da, biraz oturak taşını ben buldum göstereceğim size. Ok yönünde bir oturak taşı var. Şu ok mu oluyor ya? Aynen bu ok. Ok yönünde define vardır, oturak taşı var diyor. İşareti vermiş, oyulmuş özellikle. Ama şu oyuk, yani doğal olan bir oyuk değil, yapılmış, işareti de vermişler. Devam edelim, göstereceğim oturak taşını size ne demek diye. İçi su toplamış. Bunun yapay olduğunu nasıl anladınız? Yapay değil, doğal. Ne yapay? Yapay olamaz. Ne yapay bu? Yani şu, bir içini suyla boşaltsa anlayacaksın. Yani böyle keser darbeleriyle açılmış, anladın mı? Keser, muşta gibi yani işte demir. Vura vura açılmış. Dokunduğun zaman anlıyorsun bunu. Oyuk kendiliğinden olmamış. Oyuğu yapmışlar, bir de işaret koymuşlar buna. Bu tarafta oturak taşı var. Gidelim oturak tamam. Taşının ne olduğunu göstereceğim. Biz şimdi tarif ediyoruz. Kazmak çok alın çıkarırsınız. Şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Eğer Hatice giderseniz orada Trabzonspor yazıyor. Hira mağarasının kenarında. Bir ona şaşırıyorum. Bir de 2000 bilmem kaç bin rakımı. Ne yapak B yazmanın ne anlamı var? Ay, üşenmemiş, ay. Boya almış, gelmiş, üşenmemiş, yazmış ya. Vay. Şurada şu doğa oluşum mu acaba ya? Doğa oluşum. Hemen anlatayım. Yukarıda kar suları var. Hatta biraz şimdi GoPro'da çıkmadım, var orada kar suları. Kar suyu eridik, aşağı bindiriyor. Bindirince taşlar parçalanarak akıyor. Bu taş yatağı aslında kar suyun erime yatağı. Tamamen doğa oluşum bunlar. Merdiven gibi olmuş ya. Hakikaten. Çatlayarak çatlarken çat diye bölünüyor. Aslanilerde bir taş daha var, dümdüz kesilmiş. Bak, bak göl böyle etrafı, biraz sis kalktı. Vay sis kalktı. Şaka bir gölü.
şey, eski bir yapı gibi ya. Ya bildiğin taşlar antik kentten bozulmuş. Buradaki taşları bir arkeolog ya incelese görecek ki sanki taşlar özellikle yontulmuş, yapılmış gibi. Ben bazı taşları beğendim. Ama şurası özellikle su içme yeri gibi. Biraz önce Murat abi vardı, dedi ki göze suyu çıktığı yerden içilir dedi. Tam baktım orada şey var, pet bardak var. İçecektim, içemedim. Ha şurada bak, cips paketi. Şuradaki taş diyorum, hani dümdüz kesilmiş taş. Mesela ha, taş çok düz. O şey gibi gelmedi bana, biliyor musun? Vallahi hani böyle mi? Doğal bir taş gibi durmuyor sanki ya. Yani normalde bu buzul göllerin bir tarafı böyledir. Taş akar ama. Doğal gelmedi bana bu. Bana da doğal gelmedi ya. Şimdi niye doğal gelmedi Cem? Ben çok anlamam, şey bilimsiz değiliz de. Büyük de bir taş yani, altından giriş de olsa bizi defineci sanacaklar ama. Şu şey çok güzel, şuna baksana da ya. Oturak taşını gelin göstereyim size şimdi. Bu işte işareti bulduk. Oturak taşının yönünü okla gösterdi. Oturak taş dediğimiz bir insan oturduğunda döneceği yön bizim için. Önce gel taşı gör. Bak gel, oturak taşını görüyor musun? Yine hazırlanmış oyalarak oturak taşı bu. Şimdi buna oturduğun zaman tam işte popoya yaslanıyorsun. Döndüğün yer, git geri doğru. Ben oturayım bir gösterelim. Ha otur. Şimdi oturdum böyle yaslandım. Önümü açamadım. Ver bana kamerayı. Çıkalım rengi. Şimdi dön oturak taşına oturdum. Biraz önce o şu tarafta bir tane ok vardı. O gösterdi bu tarafa doğru. Şöyle bir dönelim. Oturak taşından döndüğünüzde önünüze doğru. Şimdi burada işaretler var. Şimdi işaretleri daha anlatmayacağım size. Bu işaretler bazen 100 metre, bazen adım, işte bazen kulaç, işte ona göre mesafeyi veriyor. Buradan mesafe boyu düz gidersen diyor, ya define var ya yeni bir işaret var. Yeni işaret ne olabilir? Yine bir ok olabilir, yine bir oturak taşı olabilir. Bunlar olabilir ama şu anda bizim için oturak taşını bulduk. Burada bitiriyoruz sizin bunun için. Daha devamına gerek yok. Eğer biz bu videoyu yayınlamayıp zengin olup kaçarsak bulduk demektir. Serdar'cığım, o kadar karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Hedef şu yastık. Bekliyoruz. Serdar buraya gelmedi. Bir tane atmış karavana sen. At! Vuracak bizi bir şey değil yani. Geldi mi? Gelmedi. Oğlum hiçbir yere düşmüyor. Adam hedefe bakmayın diye. Hedef nerede? Ne için lan? Travel kanalı olarak bugünkü gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa. Mutlu et, mutlu ol.